Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clio 5 Touch arabamı Erder servisine getirdim. 2 yıllık bakımları var aracımın. Tabii servise getirmeden önce ne kadardı, kaç paraydı? Onlar da gene merak edilen sorular arasındaydı. Bursa'da 2 tane servis var. Mayıs ve Erder olmak üzere. Geçen sene Erder'e getirmiştim ama tekrardan bir Mayıs'tan fiyat almak için aradığımda çok da ilgili kişiler göremediğimi söyleyeceğim aslında. Çünkü birisi çıkıyor karşınıza ve diyor ki biz size döneriz, fiyat veririz dediler. Bekledim ama geri arayan olmadı. Erder'de ise direkt müşteri ilişkilerinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Nitekim 2000 küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam bakım ücreti %20 indirimle 1751 liraya kadar ineceğini söylediler bana. O yüzden Erder'i tercih ettim tekrardan ikinci yıl bakımlarında. Şimdi bakımdan önce 30 günden aşağıya size bir hatırlatma ekranı düşüyor arkadaşlar. Ekrandan görüyorsunuz. 30 gün bittikten sonra da benim dün bitti. Ve dün ekranımda bir tane işte sarı İngiliz anahtarı çıktı. Bir onu gösterebilir miyiz? Şurada sarı İngiliz anahtarı çıktı ve şöyle aracı yeniden başlatmak istediğimde işte fonksiyon testi kontrolde deyip bir sarı ünlem işareti var. Onu da görüyorsunuz ve mutlaka bakım yaptırınız diye bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı da gene farkındalık açısından bizler için önemli diye düşünüyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar bir de biliyorsunuz daha önceki videolarımdan takip edenler bilir. Start stop'la ilgili ciddi problemler yaşamıştık ki bir UPC beyin değişimi söz konusuydu. Onu zamanında yaptırdım ve o günden bugüne hiçbir problem yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Gayet memnunum aracımdan. Şu an servise geldim ama ekstra hani acaba olur mu diye söyleyeceğim bir şey var. O da silecekler. Silecek izlerini görüyorsunuz. Çok fazla iz yapıyor. Bu izleri acaba kaldıracak şekilde silecekleri garanti kapsamından değiştirebilir miyiz diye ben bir sormak istiyorum. Sonuç alabilir miyim bilmiyorum ama sormakta da fayda var diye düşünüyorum. Aracım şu anda 14.972 kilometrede yani yaklaşık 15.000 kilometrede diyebiliriz. 2 yıl geçtiğinde göz önüne bulundurduğunda yaklaşık aylık 600 kilometre yol alıyorum gibi bir sonuç çıkıyor. Bakalım şimdi servise veriyoruz aracımızı. Şimdi neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi servis danışmanı aracı aldı ve ön kabul yapacağımız için aracı kendisi çekti. Şu an kendisi içeride birlikte ön kabul yapmaya başlayacağız. Arabanın izolasyonu şu anda yapılıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde hala uygulamanın devam ettiğini görüyoruz. Kontroller yapıldı. Şimdi kapağı indiriyorlar. Evet. Lastik derinliği ölçülüyor. Evet, arabamız servisten şu anda çıkmak üzere. Biz de birazdan teslim alacağız. Son kontroller için içeriye aldılar. Son rötuşlar yapılıyor. Teslimat için arabayı dışarıya aldılar şu anda. Birazdan teslim alacağız arabamızı. Evet arkadaşlar, sabah verdiğimiz arabamızı akşam üzeri biraz geç de olsa teslim alabildik. Filtrelerimiz değişti. Burada filtreleri bir torba içerisine gene verdiler geçen seneki gibi. Bir sorun yok. Şu yeni gelmiş, onu gördüm. Burada servisle ilgili, memnuniyetle ilgili bir şey asılmış. Bununla ilgili tavsiye ederim etmem gibi bir puanlama var aslında. İsterseniz siz de servis sonrasında bu puanlamayı yapabilirsiniz. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Oldukça memnun kaldım. Uğurcan Bey ve Mustafa Bey zannedersem. Oldukça ilgilendiler. Kendimi hiçbir zaman serviste olmama rağmen yalnız hissetmedim.
Evet arkadaşlar, bir de servis randevu formu verdiler bu şekilde. Yani geçen sene olduğu gibi. Bu arada tabii en çok merak edilen konuda ben servis ücreti ne kadar verdim? 2200 liraydı servis ücreti. Fakat bir %20 indirimlik durum söz konusuydu. Ondan faydalandım ve 1760 liraya geldi diyebilirim. Burada 40 bin kilometre bakım yapılacak gibi bir ibare var. Fakat bunun ikinci yıl bakımı olduğu için olduğunu söylediler. Dolayısıyla 40 bin kilometre olmadan da ben servise aracımı getirebilirim. Çünkü benim de kilometrem şu anda 14.973, 15 bin kilometrede. Bunu da gene merak edenler olur diye söylemiş o. Gene burada yapılan kontrolleri yazan bir yer var. İşte Renault paket bakımı demişler. Yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi. Yani filtrelerin hepsi değişiyor. Motor yağı işte 5W40 ve 710 koklu motor yağının olduğunu söylüyorlar. Ve kar tapa conta demiş. Sonraki bakım 4000 kilometrede ya da tam 1 yıl sonraki tarihte burada yazılmakta. Servisten talep edilmişler, yapılmıştır gibi bir doküman bu şekilde benimle paylaşılıyor. Tabii ki bunu da arşive kaldıracağım. Evet arkadaşlar, benim bu bakımla ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Sizlerin merak ettiği şeyler varsa lütfen bana yorumlar kısmından yazmayı lütfen esirgemeyin, çekinmeyin. Ben her yorum yazana karşı cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada arabanın yine iç temizliğiyle yapılmıştı ki oldukça memnun edici. Geçen sefer bu kadar güzel yapılmamıştı. Paspaslarına kadar gene oldukça temiz olarak arabayı aldım diyebilirim. Tek konu silecekler vardı, onu söylemeyi unuttum. Sileceklerle ilgili de garantiden acaba değiştirebilir miyiz diye sorduğumda bana yaklaşık 650-700 liralık sadece ön silecekler için bir fiyat çıkardılar ve garantiden kapsanmadığını söylediler. Sadece Clio 4'te ikinci aşama bir silecek olduğunu söylediler. Onlar biraz daha uygunmuş. Fakat Clio 5 için henüz ikinci aşama olan silecekler piyasaya sürülmediği için ucuz fiyatlı silecek alamadığımı anladım. Hayırlısı bakalım, inşallah bir sonraki sene silecekleri de alabilirsek iyi olur. Çünkü iz oluyor, biraz da benim gözümü tırmalıyor açıkçası. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Lütfen like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.